Bir defa gördüm. Which animal color ya? Ay, free? No free. How much? 20 riyal. 20 riyal. Oh, very interesting. Quran, the buying. Ever hear Quran? Take a picture, Lesh. No. No, cut this. Why? No, don't take me picture. Why? Don't take me picture. Don't take me picture. That's the fuck. Only asking. Cut. Okay, elini check. Sakin, önemli bir şey yok. Eleman tabii ki biraz suçluluk psikolojisiyle. Ben de adamı yargılamak için böyle bir kavga vesaire bir şeye girmedim. Sadece sordum, adam bir anda böyle tepki gösterince biraz Türklük var, kusura bakmayın. Böyle bir olayla karşınıza çıktığım için. Şimdi bu videoda size neler hazırladım? Bu videoda Kabe'ye geldiniz, tavafınızı yaptınız. Belki gitmeye yakın kendinize veya çevrenize bir şeyler almak istiyorsunuz. Elbette ki pazarlar var ama buradaki fiyatlar da o kadar böyle düşündüğünüz gibi pahalı değil. Kadın elbiselerin fiyatları, işte erkek elbiselerin fiyatları, hediyeliklerin fiyatları, ayakkabıların fiyatları, yemeği nerede yersiniz, nerede kolay bu süreci yaşarsınız, hepsini anlatmaya çalıştım. Bir de bu videoda Kabe'ye girebildim mi, giremedim mi, videonun sonunda görüşmek dileğiyle. Şimdi bu kadar kalabalığın arasından biz aşağıya inmeye çalışacağız. Bakalım Kabe'nin yanında tavafımızı yapabilecek miyiz? Ya buraya geldiğiniz zaman, zaten havalimanından içeri girdiğiniz zaman inanılmaz derecede böyle bir koku merakı ve koku hastalığı var Arap insanlarında. Bakın buraya da bu şekilde şey yapmışlar. Önünden geçen herkese o kokuyu veriyorlar. Çok ciddi anlamda dükkanlarında, şeylerinde parfüm ve şeye denk gelebilirsiniz. Mesela alt taraflarında Rolex marka saatler var. Ama buraya gelip Rolex marka saat almanız için size böyle bir şart koşuyorlar. Önce sizi buraya, bu dükkanın tabelasını çeken Feyzi Erdere biraz sponsor olmanız gerekiyor. Daha sonrasında sponsor olduktan sonra benden bir kağıt alıyorsunuz. Ondan sonra Rolex saatine geliyorsunuz. Daha sonrası burada saatinizi alabiliyorsunuz. Dediğim gibi şart olarak önce bana sponsor olmanız gerekiyor. Buradan Rolex'in hemen yanında zaten Rolex'i göreceksiniz. Bir bu şekilde böyle gümüşçülerin olduğu bir yer var. Şimdi size oraya şey yapacağım. Şu Rolex'i uzaktan bir görelim bari. Yakınına giremiyoruz. Bakın Rolex saatlerin olduğu yer. Dışarıdan bakalım. Kemal Sunal'ın ekmek bandığı gibi biz de böyle ekmek banalım. Kendine iyi bak Rolex. Şaka maka hiç saat sevmiyorum. Kedi ulaşamadı ciğere bunlar dermiş. Kabe'nin çıktıktan sonra, o kulelerin ve şeylerin orayı gördükten sonra KFC var. KFC'nin yanından şu kaptan içeri girdiğiniz zaman içeride olabildiğince hediyecilikler var. İşte gömlekçiler var, kadınlar için elbiseler var vesaire var. Şimdi oraya gidip size orayı gezdireceğim. Gümüş, altın. Yemek yediğimiz yer burası değil. Ben size orayı da göstereceğim ama buraya gelmişken buraları göstereyim dedim. Şöyle şeyler var. Hurmayla ilgili, hepsini burada görmem iyi oldu, size de göstereyim. Hurmayla ilgili bir sürü böyle çeşit görebilirsiniz. İşte hurmalı kurabiye, hurmalı çikolata vesaire diye. Ben buradan hangisini yemiştim? Galiba ben şunu yemiştim. Beyaz çikolata hastası olduğum için böyle beyaz çikolatalı bir hurma, yani çikolata, hurmanın etrafını çikolatayla sarmışlar. Bu şekilde ballı, bademli, böyle hurmalıyla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi, her türlü hediyeyi buralarda bulabilirsiniz. Burası da, yani dediğim gibi o şekilde böyle pazarda veyahut da böyle sokak ortasında almam demeyenler için bir gün gelip burada bütün hediyelikleri dolaşabilirsiniz. İstediğiniz yerleri gezebiliyorsunuz. Bakın şunlar 140 riyal. Yani 140 riyal ne yapıyor? 1000 liraya falan. Bunları büyük ihtimal pazarlıkta şey yaparsınız. Şu gördüğünüz 60 riyal. Yani bunları da 500'e falan çok rahat bulabilirsiniz. Şöyle size elbiseleri göstereyim. Geldiğiniz zaman şöyle yukarıdaki elbiseleri de görüyorsunuz. O 60 riyal bu önler. Bu şekilde.
Yani 140 riyale falan çok rahat bulabilirsiniz. Çok güzel modellerin olduğu elbiseler var. Yani bence de fena gözükmüyor. Çok güzel beyaz beyaz. Bunlar biraz burada giymelik değil ama gittiğiniz zaman ülkenize düşman çatlatmalık. Şöyle çocuklarınız için de 50 riyale falan rahatlıkla alabilirsiniz. Şöyle yeşiller var. Bakayım bunun fiyatı ne kadarmış. Hacı, how much? Hala 60 lira. Sel, 60 lira. 60 lira. 60 lira. One? 60 lira. One beş. Ha, 60 lira. 60 lira. Sel, ha. 60. 60. Sel. Hmm. Valla bu 60 lira dedi, bence fena değil. 60 lira dedi, harbiden güzelmiş bu ya. Yani bunun fiyatı ne? 350 lira. Abi bence çok ucuz değil mi ya? Bunlar 250. Şöyle göstereyim. Ulan ben de kadınlar gibi şey bakıyorum ya. Şaka gibi. Ama çok güzel şeyler var. Böyle hani dikkatinizi ve şeyinizi çekecek. Bakın 120 riyale şunlar var. Şu kol detayları var. Kameramandan duymuştum. Efil efil. Yukarıda bakın şeyler var. Fiyatlar 150 riyal. Yani 1000 riyale çok rahat şeyler bunlardan alabilirsiniz. 1000 riyale diyorum. 1000 TL'ye, 500 TL'ye, 600 TL'ye buradan güzel üzerinize bir şeyler alabilirsiniz. Hemen burası az önce gösterdiğim yerden farklıymış. Şöyle kapta veriyorlar. Kabın böyle büyük olduğuna bakmayın. Bak adam alıyor çok ufak. O görmüş olduğunuz 20 riyal. Yani 20 riyal. Bu 28 riyal. Biraz kahve tarzı. Bir tane büyük var. O da 33 riyal. Kaplara da orada görebilirsiniz. Bakın küçük, büyük, orta boy. Ama dondurma yiyecek olsam ben yukarıda yerdim. Size yiyeceğim yeri göstereceğim şimdi. 100 riyale böyle seccadeler var. Ama biraz tabii böyle halı gibi. Kaliteli biraz. Öyle Moğolistan'da ben bunların elbisesini giymiştim. Böyle şey. Kürk seccade. Öyle şeyler var. Böyle hediyelikler var. Size fiyatları göstereyim. Mesela şöyle bir zikir matik var, bir tesbih var. Bunun fiyatı neymiş? How much? 100 riyal. 100, 100. 100 riyal, this 150, this 225. Oh, 100. Yani 100 riyal, 50. Hmm. Aa, ben bunu şeyde görmüştüm. Talking. Ya, talking. Bu galiba süreler okuyor işte çocuklara falan. Öyle bir şey var. Buraya basınca mı okuyor? Ne yapıyor bu? Yok bu okumuyor galiba ya. Bu okuyor şey. Talking. Yeah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kur'an, tekbir-el ihram. Yani burada bunu galiba bir ara Türkiye'de bayağı bir şeydi, ben bunu satı gördüm. Oradan şu kırmızı yerden bakın şuradan şöyle ayarlıyorlar. Ve bu şekilde bunu şey yapıyorlar. Kullanıyorlar, şey yapıyorlar. Ya bence çocuklar için falan eğlence olabilir. Ulan bunun da ticaretini yapmış dememeliyiz. Şey yapabiliriz. How much? 150 lira. 150 lira. Abim peşin satıyor bak. Rahatlığı görüyor musunuz? Bak burada da erkekler için şeyler var. One Piece 99, 100 riyal. Ulan biz Medine'de bayağı ucuz almışız ya. 60, bir de adamı ben bayağı bir uğraştırmıştım. Burada böyle erkekler için işte gömlekler var. Gömlek fiyatlarına bir bakayım sizin için. Ha, 120 riyal. Şöyle bir bakalım. Bunlar da galiba bu Kabe imamının şeyleri bunlar. Cübbesinin rengi. İçi şu şekilde böyle. Abi bu sıcakta bunu nasıl giyiniyor bu adamlar ya? Burada şu Skechers ayakkabılara bir bakayım. Burada Skechers ayakkabı bayağı bir yaygın. Ciddi anlamda. Herkes Skechers kullanıyor. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bakayım ben size bir. Skechers bu konuda çok iyi bir şey, ivme yakaladı ya. How much? 400. Skechers original. 400 riyal diyor. Bu 400 riyal de ne yapıyor tahminen?
400 riyal, 100 riyal 800 olduğuna göre yani 4 kere 8 24 yok 32 3200 para. Bu tarz bu şekilde böyle hediyelikler de var masalar için. Şöyle göstereyim. Bunları da böyle alabilirsiniz. Buralarda çokça bulabilirsiniz. Oyuncakçı var, adam drone'u parmağındakiyle şey yapıyor, gösteriyor. Yine aynı şekilde Kabe'nin girişinde 8 numaralı tuvaletin tam karşısından girdiğiniz zaman of buna kalabalık böyle. Tabii yatsı namazını bekliyor insanlar. O 8 numaralı tuvaletin karşıdan geldiğiniz zaman girişte size söylemiştim. Bakın şurada da ücretsiz yemek dağıtıyorlar. Hayırseverler şuradaki restoranları görüyorsunuz. Oradan gidip ödemesini yapıyorlar. İnsanlar orada sıraya giriyorlar ve oradan da yemeğinizi rahatlıkla alabilirsiniz. Şu anda çok kalabalık. Belki oraya geçemem ama bakın. Tekrar söylüyorum. 8 numaralı tuvalet karşısında böyle bir yol var. Uzun binaların altından geçtiğiniz zaman şurada restoranlar var. O restoranların önünde de yemek dağıttıklarını görürsünüz. Orada yemeğinizi yiyebilirsiniz ve biraz daha ileri gittiğiniz zaman McDonald's var. McDonald's'ın hemen yanındaki mavi şeyde de tabelalı dükkanın orada da dondurma yiyebilirsiniz. 10 riyale mangolu. Şimdi oraya biz geçemeyeceğiz. Çok kalabalık. Yarın falan yine bir boşluk bulursam ben oradan dondurma alıp çekip size göstermek isterim. Bakın hani kaybolmayla alakalı söylemiştim ya. Bakın şimdi bak polisler kaldırıyor. Bak şimdi eğer siz babanız baba sen burada otur ben tuvalete gidip geleceğim veya anne ben burada otur deseydiniz bak babalarınızı kaldırdı. Şimdi babalarınız da burada böyle bir kargaşaya giriyorlar ve ciddi anlamda kayboluyorlar. Bakın gelip polisler kaldırıyorlar. O nedenle mutlaka bir yerde bir yakınınızı beklettiğiniz zaman mutlaka ikinci bir yer daha olsun. Bunu atlamamaya çalışın. Çünkü çok kalabalık. Aniden önünüzden kayboluverir. Allah muhafaza. Ben bu kaybolmayla ilgili burada çok gerildim. Kimsenin başına kaybolmayla ilgili bir durum vermesin. Çok zor bir durum, çok zor bir süreç. Şimdi tam o saatin altından yani 3 numaralı tuvaletin yanından bakın şöyle. Bu 3 numara nerede ben görüyorum. Şu 3 numaranın tuvaletin yanından içeriye doğru girdiğiniz zaman burada yemekleri yiyebileceğiniz yerleri de göreceksiniz. Geçiştirebilirsiniz ama Kur'an sattıklarını ilk defa gördüm. Ay, free? No free. How much? 20 riyal. 20 riyal. Oh, very interesting. Kur'an the buying. Ever hear Kur'an? Take a picture, leş. No. No, cut this. Why? No, don't take me picture. Why? Don't take me picture. Don't take the picture. Dina, Dina, how are you? Only asking. Yes. Only asking. Cut. Okay, elini check. Ben o Kur'an'ı sorduk adam sinirlendi. Ya benim bildiğim burada Kur'an her taraf Kur'an dolu. Yani dağıtılmıyor ama satılmasına bir anlam veremedim. Şimdi bakın şurada kalabalık var. Burada ne var ben bir bakayım. Ya çok ucuza veriyorlar veyahut da bir şey dağıtıyorlar. Ha yok bu hediyelik korumacı. Saatli binasının içerisindeyiz. Şimdi yukarılara çıkacağım. Ben size burayı göstermeye çalışacağım. Bu katta da az önceki o KFC'nin yanındaki yerde gösterdiğim alışveriş merkezi gibi buralarda da dükkanlar var. Buralardan da alışveriş yapabilirsiniz. Ama o gösterdiğim KFC'nin oradakine çok rahat bir şekilde ve uygun bir şekilde şey yapabilirsiniz. Burada yemek bölümüne çıkaracağım ben sizi. Şimdi burası ikinci veya üçüncü kat. Yukarısı da var gördüğünüz gibi. Burada aklınıza gelebilecek her türlü şeyi bulabilirsiniz. İlla bu böyle boykot markaları aldırmayın. Orada farklı buranın kendi elbiyetlerini falan da bulabilirsiniz. Şimdi bana kızabilirsiniz. Ya buraya geldim yemek olarak şey mi AVM'de yemek restoranlarını mı gösteriyorsunuz ama Kabe'ye çok yakın olduğu için Kabe'nin hemen karşısında olduğu için bu sizin eliniz ayağınız olacak. Çünkü siz Kabe'den bu AVM'ye girmeden dışarıya gidelim, yürüyelim, yemek yiyelim derseniz rahat böyle bir yarım saat 45 dakika yürüyorsunuz.
benim gibi aşağı fazla gelemiyorsanız bence bu AVM'deki yemek katını değerlendirin derim. O sinirli olduğunuz, kızgın olduğunuz firmalar da var. Burada bu şekilde bakın gördüğünüz gibi pizzalar var ve şöyle göstereceğim bakın. Yani aynı şekilde oradaki dondurmacı var ve bu şekilde gördüğünüz gibi yemek şeyleri de var. Telefon değil ya, cam şey olmuş. Bu şekilde pilav üzeri ve fiyatları da bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Dürümler var 10 riyal. How much? 15. 15. No, 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 no. Only ask, only ask. This is big. This is big. This is small. Small, how much? 30. Bu 30 riyal etli pilav. Buna 30 riyal verebilirsiniz. Şöyle büyüğü var ve iki kişi çok rahat duyarsınız. Buna da 55 riyal diyor. Bu bir örnek. Değişik değişik göstereceğim. Later. Later I am coming. Farklı olarak bakın burada balıklar falan da var. Çok rahat bir şekilde. İlk defa böyle balıkları görüyorum. Onlar çok soslamışlar. Balıkların fiyatı da 130 riyal falan. Yani 1000 liraya falan da balıkları şey yapabilirsiniz. Evet, makarna, çorba vesaire Türk mutfağına yakın şeyleri düşünebilirsiniz. Abi açlıktan mıdır nedir? Ben hemen bir künefeyi burada gördüm. Bir künefeden deneyelim. Van künefe. no no this is I want. Burada hazır da varmış. Ben yenisini alıyorum. Her zaman var da böyle bir şey diyeyim. Bir de şuradan ben şu keklere bakayım. Abi bu aç karnına bu tatlı merakı bizi öldürecek ya. Şu pasta güzel gözüküyor da. Okay, one cake. One chocolate. One chocolate. Bunlar da biraz donut mantığı. Hemen bir tadına bakalım. Abi yok. İçim. Normalde peynirli, bunun içinde krema var. Yani peynir gibi sürecek gibi düşünmeyin. Arabistan'da aldığınız bütün künefecilerde, biz başka bir yerden daha almıştık. Aldığınız bütün künefecilerde cream dedikleri peynir yok. Sadece krema var. Onunla kadayıfı yediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Bu normal pasta, bunu göstermeye gerek yok. Bize afiyet olsun. Yemek turumuz Mekke'de devam edecek. İşte bu katın, AVM'nin 4. katına çıktık. Bakın aşağıda da 3. kat var. Karşıda görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Bu AVM'nin 4. katına çıktık. Bakın 3. katta restoranlar. Karşıda görüyorsunuz. 4. katta restoranlar. Burada mutlaka bir damak zevkinize göre uygun fiyatlı mutlaka bir şeyler bulursunuz. Ev yemekleri tarzı var, dondurma var, işte pizzalar var, elbeyik var. Her şeyi bu binada bulabilirsiniz. Böyle tek tek gezdirerek sizin vaktinizi harcamayayım. 3. kat biraz daha kalabalık. Bakın 4. kat biraz daha fena. Mesela elbeyiki burada hiç bu şekilde böyle boş göremezsiniz. Elbeyikle ilgili bir de şunu söyleyebilirim. Eğer eşinizle bireysel umre yapıyorsanız kadınlar için bu şekilde özel bölmeler var. Kadınlar oradan siparişini veriyorlar. Erkekler buradan. Kadınlar tarafından eşiniz sipariş verirse kadınlara daha hızlı sıra geliyor. Elbeyik'ten sipariş verirseniz burada muhakkak eğer eşiniz varsa yanınızda eşinizin siparişi almasını isteyin. Yani eğer eşiniz sipariş verirse daha hızlı sıra gelir. Bakın kadınlar hemen orada. 3-4 kişi var. Ama erkekler hem burada sıra var, hem burada sıra var. Ciddi anlamda beklersiniz. Yani bu beklemek size şu kadarını söyleyeyim. Rahat bir 35-40 dakikayı bulabiliyor.
Biz ilk gün bunu deneyimledik. Daha sonra kameraman sipariş vermeye başladı. Bakın her taraf erkekler dolu. Arka taraftan size kadınlar kısmını da göstereyim. Bu bilgiler can kurtarır. Bak kadınlar 5-6 kişi. Türk insanı açken bu poşetleri yırtar. Bunu unutmayın. Ooo mamma mia. Hamburgeri var. Burada böyle Türkiye'deki gibi tepsi de yok. Burada yeseniz de eve götürseniz de bu şekilde paket halinde veriyorlar. Öyle burada yiyenleri ayrı, evde götürenleri ayrı değil. Bu da normal bir hamburger. Bir de burada bir tane bakalım kameraman ne almış. Kameraman Araplara uymuşsun, altın rengi bir şey almışsın. Bakalım Elbek'ten kameraman ne almış. Tövbeler olsun. Karidesi mi aldın sen? Balık. Arabistan'a gelip Elbek'ten balık söyleyen belki de tek insan olarak tarihe geçeceksin. Abi. Ya sen iyi misin ya? Ya sen iyi misin? Tavukçu lan bura, tavukçu tavukçu. Balık. Neyse bana afiyet olsun, sinirlendim. Şu gördüğünüz bütün şey 67 riyal. Bakın şurası kralın evinin olduğu bina. Buradan aşağıya doğru geldiğiniz zaman, yani tekrar göstereyim, Peygamber Efendimizin evinin olduğu yer. Oradan yavaş yavaş Kabe'nin içine doğru yürüyüşe giderken bakın burada bir sürü tekerlekli sandalyeyi göreceksiniz. Buraya gelip, yani örnek veriyorum, annenize babanıza geldiniz, onlara siz destek olmak istiyorsunuz. Buradan hemen tekerlekli sandalyenizi alıyorsunuz, çıkarken de bırakıyorsunuz. Burada size yetecek kadar onlarca tekerlekli sandalye var. Hiç o konuda böyle bir şeye kapılmayın, acaba bulur muyuz diye. Eczaneden veyahut da başka bir yerden para vermenize gerek yok. Eğer otobüslerden inip buraya kadar yürüyecek güçleri varsa tabii ki. Şimdi bir boşluk bulduk, girdik içeri. Oradan şimdi aşağıya doğru gitmenin yolunu arayacağız. Bir türlü Kabe'nin olduğu yere ulaşamıyoruz. Bakalım Allah yardımcımız olsun ama biz görmek istiyoruz çünkü günümüz iyicene azaldı. Yani orayı böyle bir yakından bir tavaf etmek istiyoruz açıkçası. Bakalım becerebileceğiz mi? Bakın şu anda o birinci katta tavaf yapılan yerdeyiz. Bu kadar da yakınız ama aşağıya bir türlü almıyorlar. Bu sizin umre sezonunuzda başınıza gelebilir. Of manzaraya bak, görüntüye bak. Allah'ım ne büyüksün. Bu kadar insanı buraya toplamak hiçbir güce nasip olmaz. Buraya siz umre sezonunda geldiğiniz zaman bu kadar kalabalık olmayabilir. Tabii ki sezonuyla alakalı. Aslında boşluklar da var ama gördüğünüz gibi bakın hiçbir şekilde girişler yok. Hep olanların dışarı çıkmalarını bekliyorlar. Ve bizi de sürekli Kabe'nin etrafında dolaştırıyorlar. Ama bugün öyle ya da böyle biz Allah izin sağlık verirse, Allah huzurunda kabul ederse, gerçi etti ama yanına gidip bir tavafımızı yapmak istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bakın burası Kabe'nin katı. Kabe'nin katında bu girişte hiç tuvalet yok. Sadece abdest alma yerleri var. Onları göstereceğim size. Ama belki herkes İngilizceyi bilmeyebilir. Bunu ayrıntıyı da göstereyim. Çünkü herkesin şeyine bu gördüğünüz buradaki insanlar da bu şekilde böyle örtü mörtü taktığı için kadın değil erkek. Bu ayrıntıyı kaçırmayın. Belki uzaktan görürsünüz. Ha burası kadın diyebilirsiniz. İngilizceyi bilmeyenler için söylüyorum. Burası da erkek abdest alma yeri. Bu şekilde sadece gelip abdestinizi alabilirsiniz. Ama bu katta tuvalet yok. Tuvalet size ilk başta gösterdiğim gibi hep numaralı bir şekilde. Abiler, ablalar, kardeşlerim, sizden yalvararak bir şey rica ediyorum.
ne olur, ne olur, ne olur. Şu anda içinde bulunduğunuz sıkıntıların farkındayım. Hepinizin borçlar var, hepinizin bir yerlerde bir derdi var. Kimisi bir şeyleri bekliyor, kimisi bir şeyleri bekliyor. Hiç kimse yarının ne olacağını bilemez. Ne olur, şu Diyanet'e yazılma Kur'an'ınızı ertelemeyin. Önce bir ev alayım, çocuğu evlendireyim, kızı evlendireyim, erkeği evlendireyim diye beklemeyin. 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda hemen yazılın şuraya genç gelin. Emin olun şu Kabe'nin girişinde Diyanet'i ve diğer ülkelerin gruplarını gördüğünüz zaman içler acısı. Diyanet'ten gelen insanlar, Türk hacıları, Türk umrecileri çok ama çok yaşlı. Ama diğer ülkelerin hacıları, diğer ülkelerin umrecileri çok ama çok genç. O yüzden yalvarıyorum, rica ediyorum. Buraya erken gelmenin yollarını, sağlıklı gelmenin yollarını, zayıf gelmenin yollarını, şakayla karışık söylüyorum. Kilolu olduğum için bazı ibadetlerde, bazı tavaflarda çok zorlandım. Sağlıklı bir şekilde, genç bir şekilde buraya gelmenin yollarını bulun. Ve ne olur 25'li yaşlarınızda, 20'li yaşlarınızda, 18'li yaşlarınızda hemen ilk işiniz Diyanet'e gidip hacı olarak, hacı adayı olarak yazılmak. Bunu yaparsanız yarın ne olacağınızı bilemezsiniz. Buraya gelmek nasip işi. Buraya gelmek nasip işi. Para işi değil. Buraya gelmek nasip işi. Belki şu anda işleriniz çok bozuktur. Belki şu anda çok fazla borcunuz vardır. Ama 3 yıl sonra Allah size öyle bir kapı açar. Öyle bir kapı açar ki şu anki bulunduğunuz durumdan kat ve kat daha iyi olursunuz. Ve hacıya yazılmadığınız için çok ama çok üzülürsünüz. Biliyorum biraz fazla uzattım ama heyecandan size burayı anlatabilmek, sizi buraya getirtmek için daha fazla ne kelimeler dökebilirim diye düşünüyorum. Ama ne olur yalvarıyorum buraya erken gelmek için can atın. Buraya erken gelmek için yolları arayın. Hacı olarak gelmek için şimdiden 20'li, 25'li yaşlarda hemen yazılın. Düğün yapacak gençlere söylüyorum. Kızını verecek abilere söylüyorum. Oğlunu verecek abilere söylüyorum, annelere söylüyorum. Düğün şartı olarak altın isteyin, mobilya isteyin, koltuk isteyin ama düğün şartı olarak gelin bir karar alıp Diyanet'e yazılmasını şart koşun. Emin olun ileride ne olacağını kimse bilmiyor. Çok genç yaşta buralara gelmek nasip olur. Fazla da uzatmayayım. Bizim artık burada son günümüz. Emin olun bu kardeşiniz 20 gün 20 yakın ülkeyi gezdi ve her ülkeden ayrılırken yeni bir ülkeye giderken bir heyecan, bir sevinçle oluyordu. Ama bu ülkeden buradan ayrılırken emin olun 20 ülkede hissetmediğim üzüntüyü, 20 ülkede hissetmediğim heyecanı üzülerek hissediyorum ve yarın buradan ayrılıyorum. Bu süreç zarfı içerisinde bireysel umre, bireysel hac yolculuğu boyunca benim hakkımda iyi düşünenleri, benim hakkımda güzel düşünenleri, bana bu yolculukta dua edenlere binlerce kez Allah razı olsun. Eğer siz de böyle bir yolculuğa çıkmak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Bana sorular sorabilirsiniz ve konuyla ilgili fikirlerinizi veyahut da düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Burada, bu Allah'ın evinde, Mescid-i Haram'da, Kabe'nin önünde sizin de güzel güzel fotoğraflarınız, semaya ulaşan dualarınız olsun. Kendinize çok iyi çok iyi bakın. Allahu Ekber. Vallahi bir tane askerin insafına geldik. Normalde hiç giren yok. Biz şu anda oraya giriyoruz. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün duaları ve bugünden sonra yapacağımız bütün duaları kabul eyle ya Rabbi. Geldiğiniz zaman nasıl gelirseniz gelin, buraya girdiğiniz zaman Kabe'yi ilk gördüğünüz anda yapılan duanın kabul olduğunu duymuşsunuzdur. Olabildiğince güzel dualar etmeyi şey yapın. Bir hoca bana şey demişti ya, hangi duayı yapacağız? Bir sürü dua var. Şu şekilde benim az önceki söylediğimi söylemişti. Ve bana çok mantıklı gelmişti. Allah'ım bugüne kadar yapmış olduğum duayı ve bugünden sonra yapacağım tüm duayı kabul et diye dua yaptığımız zaman bütün dualarımızın kabul olacağı için her şey çok güzel olacaktır. Şimdi biz buraya girdik. İzninizle biz bir tavafımızı yapalım. Tavaf esnasında ben
bedenim, aklım, fikrim, aklım, ruhum. Allah'la birlikte kendinize iyi bakın. Videoyu kapatıyorum. Evet, artık duyguluyuz. Artık buruk bir halde. Son videomuzu tamamladık. Son görüntüleri izlediniz. Buraya kadar gelişinden şu ana kadar yaklaşık 12 bölümü izleyenlere, yorum yapanlara, beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim yarın yolculuğumuz başlıyor. Nereye gidiyoruz? Orta Doğu'nun incisi Ürdün'e gidiyoruz. Ürdün'ün Amman şehrinde görüşmek dileğiyle beni izlemeye ve takip etmeyi unutmayın.